Efendim merhabalar uzaylılar, hoş geldiniz. Telefonun öbür ucunda Barış Övün var ve maceramıza devam ediyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Şimdi hemen olaya giriyorum. Birazcık da az önce baktım. Bir büyük bayındırlık hamlesinin başındayız abi. Evet. Görünüyor, hatırlıyorsun herhalde. Hı. En son görevden yaralı bereli ama mucizevi şekilde çıkmıştık. Betül ama Begüm'dü galiba değil mi? Perişan olan kız. Ha Tuğçe'ymiş. Tuğçe. Doğru, Tuğçe ölümlerden döndü filan. O küçücük UFO bizim başımıza büyük belalar oldu. Hala oyunu brutalde oynamaya devam etmeye inat ediyoruz. İnşallah değiştirmek zorunda kalmayız ama şimdi biraz üstle uğraşacağız demişiz. Biraz da para kazanmıştık en son şeyden, mission'dan. Güzel şey gelmişti, cash gelmişti. Evet, şimdi abi power'ımız bitmek üzere. Bu fission generator bittiği zaman demişiz ki workshop yapacağız, laboratuvar yapacağız. Bunlar Afrika bonuslarımız bizim zaten. Office training yapacağız. Buraya access lift yapacağız. Böylece bu fission generator yetmeyecek. Onu hesapladık mı biz abi? Laboratuvar. Evet, 4 power. Workshop 4 power. Training school 1 power 9. Bunlar, bu zaten bir fission generator 8 power vermiyor mu abi? Evet. O zaman. O zaman abi workshop ya da laboratuvar yapmayacağız. Çünkü access lift 1 isteyecek. Zaten 4-4-1 yapamıyoruz. 4-1-1 yapacağız. İkisinden birini yapacağız. Training school yapacağız. Access lift diyeceğiz. Maalesef. 4-1-1 6 ediyor. Evet ama şimdi elimizde 2 tane 4, 2 tane 1 var. Workshop ve laboratuvar 4, 4 istiyor. Officer training 1 istiyor galiba. Şeyde access lift de 1 istiyor. 8 var elimizde toplam. 4 yapamıyoruz. 4-1-1 yapacağız abi. Ondan sonra da hızla tekrar bu Steam'e gitmeye çalışacağız belli ki. Bu arada bunlardan biri için ayırmış olduğumuz para da zaten yakın, bir de şu var. Yakında 7 gün sonra gelecek olan beam laser'ları yapmaya gider. İyi olur. Peki biz ne üreteceğiz? Hangi binayı üreteceğiz abi? Workshop mu, laboratuvar mı? 17 engineer'ımız var, 12 scientist'imiz var. Laboratuvar diye hissediyorum. Gerçi laser'ları yapmaya başlamak üzereyiz. Workshop onu hızlandırıyor değil mi? Workshop ne işe yarıyor? %10 refund veriyor ve item cost'u ucuzlatıyor. Ha, o işe yarıyormuş. Cost'ları ve refund materyalleri ucuzlatıyor. Daha az alloy, daha az her şeyden daha az harcayarak yapmamıza sebep oluyor ama sanki brutal level'da oynadığımız için abi science'da geri kalmamaya çalışmamız lazım gibi de hissediyorum. Bu da doğru. Yani şeye dikkat edip malzemeye hani evet, dikkatli kullanıp laboratuvar o zaman. Evet. Yani çünkü laboratuvar şey diyemiyoruz da biraz daha dikkatli yapalım bu deneyleri. Diyemiyoruz. Evet yani. Sonuçta deney denilen şeyin fıtratında problemler var. Evet, onu scientistlere, bir de scientist sayımız az kalmış. Onu da birazcık kompanse eder belki laboratuvar yükseltmek. Demek ki abi bizim şu anda bayındırlığımızla ilgili yapabileceğimiz en önemli hamle para biriktirmek bu ay ve bir dahaki ay ya da bu ay Steam'e gitmek. Bu kaç para hatırlamıyorum ama 400 para civarında bir şey galiba. Parayı biraz ileride kullanalım abi. Steam şeyi yapacağız. Thermo Generator çok para isteyecek bizden. Peki o zaman başlıyorum dünyayı döndürmeye ben abi. Geri kalan her şeyi yapmışız gibi görünüyor. Tamam. Fission Generator bir gün. Gel bakayım. Geldi galiba. Gürültüler eşliğinde bir Fission Generator geldi. Eline sağlık bebeğim. Müdür mü yapmış Fission Generator? Müdür bana bir Fission Generator getirdi. Evet. Carry on abi. Şimdi o zaman hemen access lift'i yapın abi bana. 7 gün 100 para. Hızlandırın demeye hiç gerek yok. Yok. Yapın. Şuraya training school dedik değil mi? Şimdi burada tabii şey var. Onu çok hatırlamıyorum. Evet yani ben aslında demedik çünkü pek bir şey ama bunların adjacency bonusları açısından workshop, foundry, repair bay gibi şeyler aslında böyle
üçlü yerine şöyle üçlü L gibi yapsak bir şey değişiyor mu? Değişmiyor galiba ya. Yani çaprazdan birbirine değme bonus olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bir şey değişmez. Değişmez, evet. Ancak paket olarak yaparsak değişir. Evet. Peki öyle düşünsek, öyle düşünsek. Şimdi madem biz burayı zaten kazdıktan sonra laboratuvar yapacağız. İşin şey workshop taraflarını buralara götürsek, burayı da laboratuvar bilmem ne işlerine bıraksak. Nasıl olsa şimdi başlamıyoruz. Olabilir, tamam. Değil mi? Ben buraya laboratuvarları falan yapayım, workshopları, repair bayları alt katlara gideceğiz diyelim. Şurada bir dörtlü paket, o zaman iki bayağı artıyor adjacency bonusumuz çünkü. Evet. Peki, laboratuvarı buraya yapın abi, başka laboratuvar türevi yok elimizde. Zaten power da yok. Bütün engineering işimizi buraya bir laboratuvar yapın abi diyorum. 21 gün, bunu hızlandırırsak 20 melt. Meldiğimiz 33 tane var. Sen en son oynarken şey demiştin. Bir şeyleri gerçekten acil bir şeyi hızlandırmak zorunda kalırsak diye meldi tutalım diyordun. Haklıydın. Evet. O zaman zaten bu laboratuvar bu ayın sonunda gelir abi. Başlıyorum. Okey, tamam. Ayrıca şuraya Officer Training School dedik. Bir power 200 para. Zaten paramız anca yetti abi bizim. Hah, evet. Ha, zaten yapamıyormuşuz. İyi, peki, tamam. Şimdi o zaman çok miktarda para tutmaya çalışacağız elimizde. Steam'i yapmak ve buraya da workshop'u yapmak için, bu durumda da lazer silahlarını nasıl yapacağız diye şimdiden soruyorum. Şimdiden soruyorum. Flight computer var elimizde. Şu anda ben bunu satsam 60 para aslında. Yani her zaman elim cebimizde olan bir 60 para o. Ama bunu research etmediğimiz, patlatmadığımız bir computer. Evet. Değerli, yani değerli. Ama yani buluruz herhalde, bir gün buluruz canım. Nasıl da şu anda research etmiyoruz yani. Bakalım. Onun dışında da yok satacak bir şey abi. Yani zaten şu an enerji de olmadığı için evet. Devam, yola devam. Bir tek işte Beamlasers'ın gelmesine 6 gün kaldı. Bu 6 günde bu para bize Beamlasers'ı da, bize bu hemen lazer parası, ondan sonra da ayın geri kalan 3 haftası boyunca da biraz da inşaat parası gerekecek. Para lazım abi. Tamam, şimdi gelen görevle şimdi gelecek olan large, yere yakın uçan large bir UFO diyor abi. Güzel. Yani buradan abduction, terör falan. Terör çıkar mı acaba? Zaten kalkacak halimiz yok large'a. Ignore diyorum. Bakalım ne olacak. Evet, abduction. Mısır'a abduction'a gittiler abi. Güzel. Güzel. 160 para. Light. Çok güzel bir görev geldi abi. Nice bir görev geldi. Hem para hem light olduğu için adam yetiştirme imkanı diye düşünüyorum. Biz bir takım kuralım bakalım abi. Evet, takımımız hazır. Mısır'da bir abduction'a müdahaleye gidiyoruz. Dolayısıyla da birisi Mısırlı olmak üzere light olduğu için 3 tane rookie aldık. 3 rookie ile, değil mi Barış? Biz moderate 4 rookie ile gitmiş adamız. Tabii ki yani. Yani bir hanım kızımız varmış. Hintli, onu aldık. Mısırlı bir çocuk var. Ben zaten geliyorum dedi. Eyvallah dedik, çaresiz. Geliyor memleketini korumaya. Bu adam Slovak mı dedin abi? Bence Slovak. Slovak olabilir. Herhalde Slovak'tır. Bu arkadaşımızı aldık. Rookie'lerimizin hepsine çeşitli bombalar aldık. Several buildings in a large combat zone dediği için binalara girilecek belli ki. Bu binalara girmeye bombalar aldık. Kırmızı olarak 3 tane rookie alınca da bunları support etmeye artık 3 tane sarı alalım dedik. O sarılardan birisi panic button eser. Kendisi roket atmayı beceremiyor aslında. En son roket attığında bir tanesini Ali'ye, bir tanesini Meld'e atmıştı. Hatta YouTube'da bir izleyici söylemiş, 3. roketi olsa onu da Sky Ranger atacak diye. Ama yok, Barış onu tutturabiliyor. Nereye sekeceğini Barış kestirebiliyor roketin. Sana güveniyorum Barış, esere değil. Bu önemli bir nokta yani. Esere mind control atacağım ben. Evet, buradan. Aynen öyle. Başka türlü çünkü düzgün atamıyor. Panic button olarak geliyor. Aynı zamanda flash'ı var. O flash'la da şey yapıyor. Gol pasları atabilir. Gol pası atacağı adam da herhalde brick olacak. Boğaç, çünkü Boğaç daha bu level'da 91 aim'le, çok güzel opportunistliğiyle ve shredder ammosuyla rezillikler çıkartacak bize. Şimdi fark ediyorum Barış, scanner'ımız yok. Bu konuda ve scanner alacak adam da yok.
elimizde. Scanner'sız gidiyoruz o yüzden gibi görünüyor. Okay. Yani... Bakalım ne olacak, inşallah çok fazla ahtapot çıkmaz. Donelerden sonra silinebilecek bir bahsetmişim yok. Ne diyeyim? Bu adamlardan birini çıkarıp yerine engineer ya da scout olabiliriz. Ya da 3 rookie ile gitmeyebiliriz. Ama 3 rookie gidiyorsak scanner'sız gidiyoruz demektir. İnşallah çok beter ödemeyiz bunun bedelini. Roketle hallederiz görmediğimiz yere ya. Ne dersin? Abartıyor muyuz? Yani hafif bir şey yaptım ben şimdi. Bir korktum diyorsun. Ürperdim. O zaman 2 rookie gideceğiz abi. 2 rookie mi gidelim? Bu arkadaşı almayacağız, Slovak arkadaşı, çünkü kız geliyor, Mısırlı geliyor. Ve ya bir engineer ya bir scout bulacağız ki yok abi, o yüzden bir sorun değil. Güzel. Yok, evet, zaten soracaktım. Yok, yok, o usul yok. Çalışanlarından. Abi yok. Battle Scanner alabilen klas yok. Tamam. Zaten kız neydi? Hintli olan kız. Yok, Kaan Günay şey, değil. Slovak olan... Ha, adam, evet. Evet, yokmuş. Elimizde zaten ne engineer ne scout olmadığı için battle scanner kullanan klas yok. Bu da bizi yanlış seçim yapmış olmak probleminden kurtarıyor Barış. Doğru seçim yapmışız. Yani ben hissetmiştim onu böyle. Değil mi? Öyle belli zaten, belliydi yani. Bütün bu takımın başında da efendim geleceğin subay adayı Umut var. Garibim, iki tane medikiti var, yedek mediği yok, hiçbir şey yok. Gidiyoruz bakalım. Çok bomba atacağız yine rookie yetiştirmem işine. Ama Mısır'ı alienlara kaptıracak değiliz. Bu şekilde gidiyorum abi. Mısır'daki abduction'a. Tek zayıf yanımız scanner'ımız yok ama onu da gerekirse eserin körlemesine roketleriyle çözeriz. Hadi bakalım. Peki, haritanın burasındayız. 3 tane rookie'miz var. Tam köşesindeyiz. 3 rookie'yi 3 yana açarak başlıyorum. Şöyle bir git bakalım. Sen kimsin şimdi abi? Hangisi bu? Slovak olan mı? Slovak. Slovak. Abi bir move daha yap. Çünkü Boğaç da şey de eser de move etmeden oynamak isteyen adamlar. Şu move'u da yap da. Bu burada bir şey var mı? Bir şey yok. Bir şey yok. Peki. Mısırlı çocuk. Buraları sen tanıyor olmalısın. Yukarı adam koşmak. Abi burada alien olabilir mi? Barış. Yani olabilir. Burada alien var abi. İki alien var burada. Şurada bir alien kesin var şurada yani bak. Oradan oraya geçememesi. Burada alien var. Burada da alien var bence. Sen mouse pointer'ımı görmüyorsun benim. Ama ama anlıyorsun yani, nereyi gösterdiğimi. Hamlelerini görüyorum. Evet. Oraya roket atmayı düşünüyor eser. Hah, onu diyecektim ben de. Çocuğu da vurur hem. Yok bak, bu sefer vurmayacağız. Vurmayacağız mı? Şuraya... Shot block diyor. Şöyle bir roket atsam. Dur. Şimdi bunun ince ayarını yapalım. Yap bakalım ince ayarını. Çık abi, tamam. Çatıya doğru bir shot şey. Shot is blocked hala. Şu anda block değil. Çatıyı vuruyorum diyor şu anda. Ya çatıdaki şey kırmızı oldu. Şimdi saniye. Çatıyı değil o su borusunu nişanla böyle. Şöyle. Ortaya. Biraz atıyorum. Kendine doğru çek. Dur. Kendine azıcık daha çek. 3-5'e düşürebilirsen at. Böyle. Attım. Faş güm. Çocuğu mu vurdun? Yok, hiçbir şey vurmadı. Ama gerçekten mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış yaptık abi. Ya en azından çatıyı vurdu ama. Çatıyı vurdu, evet. O zaman abi gel rookie. Madem roketi atamadık. Bunu at abi oraya. Bunu yapmadan önce Boğaç'ı Overwatch'a bırak. Boğaç eksiltmiyor Overwatch'ta. Adamları vuramadık bile yani. Çatıyı vurdu, doğru. Eser için bir başarıdır. At bunu bakayım. Gel.
Yokmuş haberin. Çöp bidonu mu varmış yani? Alien yokmuş orada. İyi ama yani baya yattık. O zaman devam. Bu maç zaten Overwatch yaptı galiba. Kızım sen de artık tetikleyebilirsin. Artık tetiklemenizde bir sorun yok çünkü hazırız. Aa! Bu da misklik. Çok brutal oynam... 3 tane drone geliyor. Gördüler, Slovak çocuğu gördüler galiba. Yok şey, miskliği gördüler. Miskliki gördüler, evet. Peki, en azından korkunç bir durumda değiliz. Abi, çatıya çıkacaksın değil mi? Çıkmayacağım herhalde çatıya. Değil mi? Çıkmamak lazım çatıya yani. Burada şimdi, çatı çökecek mi? Evet. Onu bir sorayım. Çatı bu çocuğun, bilmiyorum. Ha, çöküyor işte, mu? Üstüne mi çöker yoksa çıksak i̇şte altımızdan mı çöker? Şuraya çıksak? Bence sanki o daha iyi. Çık da şuradaki grubu görelim. Grup yok ama bu var. %93 ama 4 damage ama bunun armoru falan vardır. At abi, ne yapayım, buraya gelmişsin artık. Tabii yani. 3 vurdu. 2 vurdu. 2 armor dedi herif. Şimdi oraya daha yardım nasıl gidebilir? Gidemez. Tamam. O zaman. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Bunu buraya artık yukarı, buradan da çıkılamıyor çünkü yaktık orayı. Yaktık orayı, evet. Evet. O zaman ne öneriyorsun Barış? Abi yani... Abi gelip şey istediğim weapon yapacağım her yerde. Okay. En makulü o yani. O yukarıdaki çocuğu vuracaklar artık, ne yapalım. Senden steady weapon'sız atıyorum madem gördün. Yaşa be. Eser, gel bir yerde steady weapon yap. Az sonra bizim çocuklardan birini roketle vuracağım. Boğaç, sana Overwatch diyorum, ne olur ne olmaz. Kızdan ne yapacağım? Şuraya gelip Overwatch yapacağım. Ne yapacağım? Hah, evet. Bir tek yukarıdaki çocuk vurulacak. Aman. Dınk. Panikledi. Panikledi. Holo target aldı dronelar. Daha önce atmıyorlardı galiba. Hadi bakayım. Herkes çatıya çıkıyor. Yukarıdaki de panikledi değil mi? Yukarıdakinin paniklemesi mükemmel. Umut, yardıma gideceksin abi. Yukarıda biri daha var. O da Umut'u vuracak bu sefer. Bu şekilde Barış. Yukarıda biri daha yok. Umut bunu vur abi. 75 ne havalandı. Abi. Oh. Yalnız şey hani Umut 91 diyerek, yok Umut değildi o, bu açtı. Neyse ya işte ya, havalar da çok soğuk. Abi Boğaç'ın 61'ini de atıyorum. Başka yapabileceğim direkt bir müdahale bir de bu var. 57 eser. Eserden flash atayım, dur. Sen bunu suppress et abi. Suppression atışımda da çünkü şey almıyorum, eksi almıyorum. Okey. Eser'in flash'ına suppression desteği. Gerçi bir şey fark etmiyor aslında, direkt atabilirdim. Yani... Eser de vuracak bunu ya, o yüzden. 87. Hadi arkadaşlar bir... İki ya. Eser vurdu, 0 damage. 0 damage olduğu için move etmedi galiba. Vay anasını sayın seyirciler. Buradan görüyor musun orayı? 33. Bu da onu vurdu. Allah. Barış, bu şekilde çok ilerleyemeyiz ya. Allah. Çatı çöktü kızın kafasına. Evet abi, yok hani ben de ikna oldum. Bakalım, hayır bizi bir de bu şu anda oyunun level'ı ile ilgili değil ama bu yani. Şimdi ne yapıyoruz acaba şu anda yani? Buraya heal basıyor muyuz? Bence basıyoruz. Bas tabii ki, madem yanındasın adamın. Al şu heal'ı. Aspirin al geçer diyor Umut. Aynen böyle dedi. Kaç tane kaldı bunlar abi? Çocuğum devam et. Abi hani
Ha şeyler, drone'lar kaç tane kaldı? Alien'lar zaten. Daha dur, yeni başlıyoruz ama. Aa, buradalar. Drone'da 3 tane de. Atıyorum bombayı. Atabiliyorsan tabii ki. Şu herifin kafasına, ötekini de splash'tan. Kendine de vuracaksın değil mi? Yani. Vurmuyorum diyor. AP olduğu için. Ha, AP atıyorsun, okey. Yani bilmiyorum ne yaparsın. Sen kimsin Slovak? Hadi Slovak. Ona 3, ona 1 mi vurdun? Neyse, tövbe estağfurullah. Tam ters oldu, ikisi de yaşardı. O da doğru. Ama yani nasıl yardım edeceğiz o çocuğa? Overwatch'la yardım etmeye çalışacağız. Sen mükemmelsin. Kız nasıl yardım edebiliyor? Pek de edemiyor. Şuradan filan. Dışarı çıkacağını tahmin ediyorum o çocuğu vurmak için. Boğaç da buradan pek bir şey yapamaz abi. Gel buraya. 3 tane drone ile başa çıkamıyoruz abi. İçeri kaçtı. Ha, geri geldi. O kadar kötü oynadık ki o da anlamadı. Planımızı bozamadı yani. Çocuğum 3 vur. Planın olmazsa bozamazlar. 3 vurulmuyor abi. 3 vurulmayan bir şey. Buradan line of sight yok. Var. Hadi abi, hadi abi. Aa, 3 vurdu. Bu çocuk 3 vurdu. Bu çocuk 3 vurdu. Arkadaşlar kendinize gelir misiniz lütfen? Çatıya çıkmayalım mı diyorsun? Roketin açısı falan bozulacak diyorsun Barış. O roket hele hiç yok. Hani bir tane tüfek koyabiliriz çatıya ama bomba momba. Ama roket... Abi şuradan adam 5 metreden şey atamadı yani. Yani o biraz da eserin başarısı sanıyorum. Meld gördü bir yerde bu adam. Nerede? 3 round var o meld'e. Gidilebilir 3 round o meld'e. Gelmiyorum artık. Bu kadar risklere girmiyorum. O sokağa doğru ilerliyorum abi ben. Eser'in roketi en kötü atacağı yer neresi? Şimdi Umut'un altına girip böyle tam tepeye... Tabii tabii. Şuraya Eser'i koşmayı düşünüyorum ama bir yandan da birini tetiklerse ne yapacağını düşünüyorum. O yüzden koşmuyorum. Çünkü boğaçı düzgün bir yere almak istiyorum. O düzgün bir yer neresi? Eser'in olduğu yer. Peki, gir içeri Eser. Sen burada reload'unu yap Umut. Kapı açıldı. Sanıyorum şu karşı kapı açıldı. Aha, alta doğru. Arkadaşlar biriniz gerçekten bu... Ha, buraya giremiyorsun. Şuraya bir bakar mısın? Bir şey var mı? Bir şey yok diyorsun. Yürü o zaman. Tamam. İki round kaldı. O melde ulaşmak istiyorum. Arkasında da harita bitiyor. O melde en kolay kim ulaşır? İçerideki... Rookie kız. Hı hı. O yüzden Umut çık abi. Kendini bir göster bakayım. Bir şey yok dedi. Rookie kız koş karşı. Koşamadı karşı. Koşamıyor karşı. Hiçbir movement'ı yokmuş bu kızın. Niye içeriden koşmuyor? Nereden koşacağım diyor. Dışarıdan. Peki abi aç kapısını. Eser. Başka bir işe yaramıyorsun zaten. Kapıda adam mı var yoksa? Ha. Oh. Aa, ama bak abi. Oh. Eser şimdi o roketi oraya atmalı. Atmalı. Kendine de vurmak suretiyle. Evet hani. O zaman şuradır roketi. Hiç değilse kendine vurmasın bari. Tamam abi hani. Tamam şu 1.5. Böyle atıyorum. Aynen. At şunu Eser. Kapıda adam mı var acaba diye. Nereye attı o roketi göremedim ama iyi damage vurdu. Sektirmeli attı. Sektirmeli attı gerçekten. Boğaçtan bu herifi suppress edeceğim. Kızdan da oraya bir bomba atacağım gibi görünüyor. Eğer atış desteği gelemiyorsa. Gerçi Umut'tan gelebilir. Gelemiyor. Bu çatı yanlış abi. Çatı meselesi yalan. Evet. Kızdan bir bomba atıyorum.
bir bombam var zaten, onu atıyorum. Camı çerçeveye indiriyorum. Dur. Esere gelecek. Ha böyle atarsam olur. Ha bu güzel. Kızım onu öldüremezsen çok fena olur. İkiliyi. Güzel. Bu Meld'e ulaşamıyorum. Umut'u açığa koşmam lazım Meld'e ulaşmam için. Meld o kadar değerli mi? Ne dersin? Umut saçma değil mi? Umut'u açığa koşmak. Yani açığa koşmak saçma ama bir yere koşmak lazım bu arada Umut'u. Öyle mi? Nereye abi? Sokağa çıktım, Bitpod daha tetikledim, ne olacak? Ya pod tetiklersem? Ne diyorsun? Abi ama hani yukarıda çok atıl kaldı adam. Hani nereye nasıl tepki verecek bilemiyorum ki. En azından köşeye gel bari. Şuraya. Yok çatıdan köşeye gel. Ha böyle gel diyorsun. Ha. Gel ne fark edecek ki abi? Bilmem. Hiç yani. Benim sesimde bir sorun var mı abi sende? Barış? Yok ben seni normal duyuyorum. Chat çünkü şey diyor. Dur bakayım bir kontrol edeceğim sesimi. Sadece benim sesimi yanlış duyuyormuş adam. Öylesi bir arıza. Şimdi abi suppress ettik. Bir tek Umut'un move'u kaldı. Umut'u açığa koş diyordun bana en son. Şuraya koş öldürürsünüz Flutter diyordun. Evet istemem Umut'u. Abi o Meld'e yetişemiyoruz. Açığa koşmazsak yetişemeyeceğiz diye görünüyor. Açığa hani Umut Meld'den değerli sanıyorum. O yüzden. Evet. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben burada Overwatch yapıyorum abi. Bu sesi duyan gelir. Tamam. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Hadi Umut. Abi yok. Oha, herife bak. Umut. Ha. 50. 50 Umut. Aa vurdu vallahi helal olsun. Ama havalandı. Meld kapandı dedi. İki Meld'i de kaybettik abi. Meld yok. Rahat ol. Diğer Flutter'ı nereye kaçtı ben göremedim. Şimdi görüyorum. Şurada Flutter. Ama bunu daha önce de yaptık biz. Yani şurada abi o Flutter'ı görüyorum ben ama. Sen de görüyor musun? Bak şurada. Orada mısın Barış? İşte. Heh. Yok buradayım. Yok. Burada bu Flutter yani. Ama işte bu da %45 diyor. Abi bu çocuk sana... tamamen atıl. Çok zor o çocuğun bir şey yapması. Bu açın suppression'dan başka bir şey yapması çok anlamlı değil. Bir roket daha atmaya ama ikisini birden alacak bir roket zor. Zor. Ben bunu görüyorum diyor bu arada. Flash'la kaç damage vuruyor bu adam? Bir damage vuruyor. Çok yine yamuk yumuk kaldık abi. Bu herifi yine suppress etmek zorundayım gibi görünüyor. Bu adama kız yetişebiliyor mu bir yerden? Bak. Kız böyle gelse. Ama öldüremezsek. Umut da gelebiliyor mu aşağıya? Gerekirse. Gelemiyor. Yani Umut. Gelemiyor Umut. Abi şimdi. Kız ve Eser birlikte bunu öldüremezlerse ne halt edeceğiz? Derdim o. Bunları geri çekeceğim. Kızı buraya bir yere. Eseri işte şuraya bir yere. İkisiyle bir... Burası dash diyor bu arada. Ha şurası var. Ama öldüremezlerse ne bakacağız bilmiyorum. Önce eseri gelelim. Önce bunu yapmak zorundasın. Bunu yapalım. Eseri ha. Gelelim ve atalım. Ondan sonrasına bakalım. Bu herif lider gibi bir şey. Bir hit point fazlası var. Eser. %98, 3 damage. 2 damage. Kız o biri vuramayacak değil mi? 3 atacak değil mi o kız? Abi atıyorum, yapacak bir şey yok. Geliyorum ve atıyorum Barış. Madem, evet abi. Yani... Yani gerçekten... Kızım. %58 crit. Bunu öldür. Öldürdü. Öldürdü. Ah, güzel. Öldürdü. Umut'u da geri çekmemiz lazım. Çok fena flank edilecek. Bu heriften bomba atmayı deneyebiliriz ama... Nereye? Bu yerdeki Flutter'a.
bir yere gelip bomba atmaya çalışabiliriz. Boğaç'ın deplase olması gerekiyor mu? Gerekiyor herhalde bence değil mi? Bence Boğaç'ın şu... Ah yetişmedi. Ama oralarda bir yere gelmesi... Daha da hatta buralara falan gelmesi i̇şte lazım. Ben o şu tüten yeşil bacaya yetişmedim. Evet yetişmedi. Ama Boğaç bir dahaki yer oynamayacak. Şey move etmeyecek, öyle düşünelim. Atış etmesi lazım. Şuraya falan geliyorum abi. Sokakta, yani... sokağa doğru en azından bir görüşüm olsun. Diğer çocuklarla da içeriği tutmaya, kapıyı tutmaya çalışacağım. Boğaç birini gördü bu arada ama galiba squad site'la gördü. En güzeli. En güzeli bu atıl kalan çocuğu ölmemesini sağlamanın tek yolu koşarak. Ha, ne yapabiliriz? Aslında buralar abi çok güzel. Abi evet arkadan bir yerden girsin olaya. Peki o zaman gel buraya Overwatch yap. Çünkü ya da reload et. Reload et. Hiç Overwatch'un yeri değil. Umut'u buraya çekersem acaba ne olur? Herhalde flank olmam değil mi abi? Çekip arkadaki herife ateş etmeyi düşünüyorum şu anda ben. Uçan floater'a. Şey Umut'un Overwatch'ta vurduğu adam. O arkadaki mi? Evet arkadaki bak yaralı arkadaki. Havada evet. Uçan. Tamam. Herhalde abi, burada Umut'un flank... Bir tane daha var gibi geldi bana. Bir tane daha vardı burada öldürdük abi işte. Yok tepede çatıda. Deme öyle atıyorum ben bu 45'i. At. İşte bu kadar. Lider olacak adam bokundan belli olurmuş. Sen de abi burada bir yere gelip flank edilmen çok zor. Mu bu floaterlar hızlı da hareket ediyor ama. Şuraya gelip oraya gelme abi. Şuraya gel ve reload et. Aiming angles da var çünkü. Aman Umut. 40 ne be? 40 çok fazla abi. Melt kapandı. Gerginliğe gerek yok. Yukarı çıkıp hep beraber bu herife abansak ne olur? Gerçi bu herif uçmuyor galiba ha. Bomba durumunuz nasıl? Yok tabi. Bir arkadaki çocukta var sanki. Evet işte. Bir bunda var. Bir bunda var. Ha bence yukarıya gitmeye çalışmak hani... ne yapalım? Buralarda full cover'ları falan geçip şey yapalım. O zaman arkamıza, çatıdan arkamıza dolaşmasını nasıl engelleyeceğiz lan? Overwatch'lar. O zaman yani peki şuraya kaç çocuk sen? Bizim hareketle gittiğimiz yeri adam ters yönde bir daha bir gidecek. Tabii doğru. Tekrar deploy. Yakalayamayız bu tipi. Yakalayamıyor, uçuyor herif yani. Bu açı bu arada daha düzgün bir yere alabiliriz. Mesela şurası ama orası da tırmanma noktası. Şeyin olduğu yer, eserin olduğu yer boğaç için fena olmayabilir ama orayı görüyor adam. Öteki binanın köşesi çok mu uzak? Boğaç için mi? Evet. Şurası güzel olabilir. Ya da orası. Yalnız orayı görüyorlar şu anda. Görüyor adam ya, ateş edebilir oraya. Umut bari heavy cover. Ama heavy cover nerede var? Yok. Heavy cover yok. Kaçla atıyorsun? 45 çünkü uçuyor. Ne dersin abi? Bence yok yani. Atma diyorsun. Atma. Buradan çekilmem, çekileyim mi? Hunker down mı yapacağım, ne yapacağım? Ben işte aşağı çekerim. Hani o zaman boğaçı adamın önüne biraz bırakmış oluyoruz ama. İşte bir hamleyle bir yere çekilip Overwatch. Pekala. Uçuyor abi herif. Gerçekten inanılmaz bir hareket imkanı var. Overwatch diyorum ama bu Overwatch'lar ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de steady yapmalıyız. Son vermesi Umut'un. Okey. Umut steady yapsın. Doğru. Onu iyi dedin. Kız Overwatch yapsın. Kızın Overwatch da saçma. Yani işte bir rookie haliyle Overwatch saçma ama... Şey istiyorum biraz hani çeşitlilik olsun. Hareket etsin diyorsun. Peki. Evet. Umut steady, kız Overwatch. Bu rookie... O herif ne saçma bir yerde ya. Dışarı abi dışarı. Evet. Ama öbür rookie'yi de çok yalnız bırakmadan. Burada steady. Eser steady. Heavy cover'dasın. Gerçi herif yukarıda. Geldi. Boğaçı flank mi etti? Yok be. Flank etti.
Hayır ama Amin Gengles çok sakat abi. Abi şimdi ne halt edeceğiz? Gerçekten bak, yani. Şimdi hepsi yukarıya çıkabiliyor mu? Ya da çıkarlar. Hepsi yani üçü de çıkar. Bu ağaçta aşağıdan atıyor. O zaman şimdi olur. Burnunun dibine çıkın abi. Dibine çıkın Umut. Bakalım ne olacak. Vuramazsak ne olacak abi? Gerçekten kötü olacak vuramazsak. %80. Hadi Umut. Umut. 5. Weapons empty diyor. Kızım git boşalt şunu. Böğrüne şu herifin. Şu ana kadar ikinci pod değil mi bu? Üçüncü pod mu? Ne kaldı? Ne? Ha 7 elini öldürmüşsün. Üçüncü pod bu. 61 çok az kızım hadi. Oh. Damn it, damn it derken öleceğiz. Ben bunu atıyorum bu ağaçtan. Atıyor musun yoksa suppression'a mı bırakıyoruz? Abi bu herifi suppress etsek ne olacak? 2 vurmamız lazım. Eser gel şu herife 2 vur. Hadi Eser. Gel, bir oraya gel abi. Güzel bir yerde Eser. Kendini affettir Eser bize. Redemption song geliyor bak şimdi. %70. Hadi Eser. Hadi Eser. Oh. Oh. Abi light mission'lar bile böyle oluyorsa Barış bu işin sonu ne olacak ben bilmiyorum. Gerçekten yani. Oh. Peki. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne diyeyim? Abi 3 rookie çok Barış. Evet abi hani 3 rookie çokmuş. Yaralı var mı? Yok galiba değil mi? Bir tek 2 yedi birisi. Onu da zırhı geçmedi onda da. Galiba. Varsa da Umut var zaten. Peki. Yaralı yok. İyi. Mısırlı çocuk assault ya da infantry oldu. Slovak çocuk medic ya da engineer oldu. Hintli kız weapons, roket ya da gunner oldu. Pekala. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yalnız Umut'un Uijia adlı niki, Umut'un Bijuvi nikine ne kadar benziyor? Uijia. Bu nasıl okunur? Uijia. Tamam. Uijia işte. Herifin niki yani. Uijia. Uijia. Peki arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz derken eve hoş geldiniz. Eloy 10 tane. Peki 3 meld bulduk bu arada cesetlerden filan. Şeyden veriyor evet öyle bir en sonunda. Abi 160 para bulduk. Önemli olan o. Çünkü ben bu basic floater 5 hit point, bir advanced 6 hit point filan bu işe lazer lazım abi. Başka türlü olmayacak bu iş Barış. Evet. 6 gün sonra lazer. Onların yapılması filan bir sürü iş. Bir sürü level'larımıza bakalım abi. Efendim yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. İlki Meriç Mercan. Kızımız, Hintli kızımız roketçiymiş. Arkadan geliyor. Nasıl bir roket? Tank şey değil mi? Artileri roket bu dedik Barış. Aynen. Birazcık şey oldu. Damn good ground vermek istemedik. Biraz karmaşık bir karakter Meriç ama Executioner'ı, Fire in the Hole'u var. Shredder var tabii ki. Buradan herhalde Heat Warheads var. Ama bu arada double tap bulmuşken eserde gördüğümüz rezilliklerden sonra roketçilerimizin roket atmak dışında hiçbir işe yaramaz olmaları durumunu bozmak için double tap yakalamışken alalım dedik. Çünkü zaten hazır executioner da var. Kendi yaraladığı adama double taple ikinci atış falan gibi kombolar da yapabiliyor double taple. Double tap dedik değil mi? Doğru hatırlıyorum değil mi Barış? Evet evet double tap. Sonunda tandem midir? Danger zone mudur? Orada karar verilsin dedik. Okay. Yani makul. Bir tek bunu... Bu arada dedi, Halil katıldı abi. Hoş geldin. Merhaba. Ne diyordun abi? Kaan'la çok yakın durmasınlar bunlar bıdı bıdı konuşup. Kaan bunu da bozmasın. Biraz abi Kaan çok korkunç. Çok korkunç bir insan. Yani biraz Hindistan yaramamış ona. Evet. Kaan da Hintli değil mi? Goa Moa derken kafalar gitmiş olsun. Abi yani. Kaan bugüne pasifist, kadar... Hiçbir Gandivandi tüfeği unutmuş. Yani hiçbir Mösyö yayınında görülmemiştir Kaan'ın kötü atış ettiği. Sniper falan yok. Peki Meriç hoş geldin aramıza. Bir dahaki arkadaşımız efendim yanımıza gelen kimdi? Emre Özkılıç'tı. Emre Özkılıç bir assault olarak geldi. Bir tam olarak dümdüz gidiyorum.
Gelin ulan adlı ability'si var, bring him on'u var, executioner'ı var, rapid fire'ı var, killer instinct'i var. Geliyorum ulan şeklinde. Evet, yani bekleyin geliyorum diye bir mottosu var, sprinter'ı ve lightning reflex'i var. Gidip bir kişiye damage deliver eden kritçi, shotguncı. Çok vanilyalı bir shotguncı arkadaşımız oldu. Kendisine de hoş geldin diyelim. Gerçekten çok damage vuracak. Özellikle rapid fire ve killer instinct geldikten sonra. Ama çok dayanıklı mı? Hayır. Değil. 6 hit point olması zırh gibi veriyoruz. Zırh takılır abi. Evet. Yani onunla halledilir yani. Herhalde bir şekilde yaparız. Son rookie'miz de efendim. Kim? Fasih Sayın. Evet. Fasih Sayın da sapır bir granadier olarak, engineer olarak geldi aramıza ama supportçu oldu. Shotgun kullanacak. Hatta vereyim shotgun'ı eline. Unutulmasın. Shotgun'ı alsın. Kendisi support granadier olacak. Yani nerede ability'leri? Smoke'lardan gidecek. Sonra burada Will to Survive yakaladık. Yakalamışken almak lazım dedik. Onu alacak. Oradan Mayhem'den doğru gidip aşağılarda büyük bir ihtimalle Heat Ammo ve Aggression şeklinde shotgun'ıyla sesler verecek etrafa diye düşünüyoruz. Ama asıl görevi, birincil görevi flashbang ve smoke atmak olacak. Support Grenadier olarak ama kırmızı Support Grenadier gördüğünüz gibi, çünkü yaklaşmayı sever Fasih, biliyoruz yani. Tabii. Yaklaşmayı kesinlikle sever. Yaklaşma, çıplaklık sever. Fasih de hoş geldi aramıza diyoruz. Level atlayan Uijua adlı, kendi nickine Bijuvi'yi bulamadı herhalde, Uijua oldu bu. Uijua ne demek bilmiyorum ama Umut'un build'i ne diyor abi Barış? Umut'un build'i hemen açıyor. Support support medic diyordu hatırladığım kadarıyla. Smoke'çu bilmem neci. Ah evet, medic support, field surgeon, smoke şeklinde. Tamam, eyvallah. Smoke and mirrors ne diyor? Bütün support granadelerden bir tane daha. Çok güzel. Şimdi bunu aldığımız zaman artık buraya... Yere duman sis bombe yani. Evet ama medikiti fazladan şu anda var mı? Elinde fazladan medikit taşımacası. Otomatik gelmiyor mu zaten? Bir tane var evet. Bir tane var ama. Ekstra medikit. Yani şu anda biz bu adamı şu hale getirsek diyorum. Al sana bir flashbang, al sana bir smoke desek, bir medikiti var şu anda bu adamın. Ha galiba evet. Aslında olabilir. Yani belki denemek lazım. Yani çok uzun görevlere gitmez. Çok... Yanına yedek medik gerekir. Yani birinin daha medikitle gelmesi evet, gerekir ama. Medikit alması gerekir. Ama iki flashbang, iki smoke olabilir. Olabilir yani. Şey var değil mi? Vest yapılıyordu bir yerden sonra. Nasıl vest? İçlik. Ekstra şey. Yapılıyor tabii. Ha herhalde üçüncü cep açılıyordur. Galiba vardı değil mi? Peki Mumuç'um tebrik ediyorum. Zaten subay adayımız. Bir acayip bir ses geliyor ikinizden birinden. Huşivist diye. Hanginizden bilmiyorum. Halen geliyor mu? Gelmiyor şu anda. Umut'a da tebrik ediyoruz. Olabilir, tişört olabilir. Tam öyle bir ses. Ve toparlandık. Şimdi Barış, 160 para mı kazandık biz bu mission'dan abi? Evet abi. Power'ımız tabii yok. Burayı kazmaya başlamaya o para yeter mi bilmiyorum. Galiba yeter. Galiba 200 para yeter. Ama aynı zamanda lazerlere de para gerekecek. Önceliğimiz bu abi zaten. Scope var mı? Scope bir tane var. Paramız yok abi. Çünkü power'ımız yok. Power problemimiz var. En büyük öncelik laboratuvar ofisi training yapılıyor. Bir workshop şuraya başlayacağız. Afrika bonusumuz yüzünden workshop ve laboratuvarları ucuza yapıp ucuza maintain ediyoruz. Ama bunun için şurayı kazmamız ve buraya bir termo generator yapmamız lazım. Bu neredeyse bize 500 paraya patlayacak. Bir yandan da lazer weapon'lar var. Şeyimiz bu. Daha paraya ihtiyacımız var abi. Ekonomi iyi yani. Ekonomi iyi yerlerde. adamlarımız geldiler. Yaralımız yok. Para aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Dolar XCOM'un belki miydi? Dolarsız olmaz. Avrupa'dan gelen request ne bilmiyorum ama herhalde yapamıyoruzdur. Silahtı sanki. Can complete. Bir artık aslında 30'a çıkmışız. Bir ara biz 15'tik. O yüzden vermemiştik. Engineer'dır diyebilirim. Ne dersiniz? Biraz çok 12 sanki ya. Ama 12 çok evet. O yüzden vermedik bugüne kadar zaten. Kaç engineer var? Neye yakınız? 17 engineer'ımız var. 17. 17 idi değil mi? 17. 17, 12. 17, 12 evet.
Weapon Fragments. Şu anda şöyle düşünelim arkadaşlar. Beam Lasers'dan birazdan sonra... yapacaksan lazım oluyor zaten. Üretirken Weapon Fragment değil, Research'te lazım olur. Ve Research'ı koyduk. Şimdi Weapon Fragment'lı bir Research'e değil, büyük ihtimalle Alien Materials gibi bir Research'e gideceğiz. Bir bak abi istersen. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yani doğru söylüyorsun. Direkt lazım olacağı bir yer var. Alien yani. Materials mesela 5 Weapon Fragment'la yapılırım diyor. Tamam. Biyoloji zaten... 10 da bu diyor, 15. İkisine de yetiyor bak. Tamam, bence o zaman verebiliriz. Nasıl olsa buluruz değil mi? Evet evet. Görevden bir ay var abi. Biz evet veriyorum Barış. Enginarları toplamak lazım yani. Tamam abi. Lazerleri yaparken materyal istemiyordu değil mi? Researchlerde istiyor diye hatırlıyorum. Lazerlerde alloy ve para isteyecek. Alloy istiyor. Alloy, evet. Alloy. Doğru, tamam. Alın abi. Buyurun. Bir engineer bana. Ama olsun. Ama yani. Abi engineer. Zaten o... difficult'ta oynuyorsunuz değil mi? Evet, ben... evet. Brutal değil mi? Bu henüz brutal değiliz. Henüz brutal değiliz. Tartışıyoruz onu sık sık Barış'la aramızda. Ha. Şimdi engineering'e bir şey veremiyoruz. Bu kadar. O zaman devam ediyorum. Avrupa'nın isteğini de yerine getirdik. 6 güne beam laser para lazım. Ve April'dayız. Terror mission ayı arkadaşlar bu ay. Oo evet, lazerlerin yetişmesi şart abi oraya. Oo, yani mutlaka para ve şey bunlar. Lazerleri yani. Oraya yetiştirmemiz ne kadar mümkün olacak abi bilmiyorum. Gerçekten Kansas açıkçası. Konsey 19, 17 güne filan. Ama 6 gün oraya gitti, bir de lazer yapın dedik filan. O iş kolay kaç, değil. Kaç günde yapıyor hatırlamıyorum tabii de bakmak lazım. Bakacağız. Gidiyoruz bakalım. Lazersiz çıkmamız çok mümkün o şey. Efendim. Dur. Ben bu arada şey alayım. Kısa break'imi alayım. Al abi. Sen tamam. Devam bizim, et şeyle. Biz Halil'le devam edelim. Tamam. Evet. Saat. Tamam abi. Geldiğin zaman gel. Açık. Aynen. Sen geldiğinde terör mission'ın ortasında bulursun bizi. Ya, her taraftan kısa hadi inşallah. hadi sen git gel abi. Hadi ben dünyayı döndürdüm. Ne oldu? Dönüyor. New request from India diyor abi. Requestlere baktım. India? Satellite transfer diyor. Allah, abi yok satellite uplink'im yok. Bir tane satellite yapılıyor, o da yedek. Tabii tabii. Çünkü düşürecekler. Friend Disguise değil mi abi? Friend Disguise ama ona rağmen düşürecekler yani. Bir Ural Urgunlu has returned to active duty. Pekala. Hoş geldi. İzinden döndü Ural. Devam. Ooo konsey mi işin geldi abi? Konsey görevi. Bak bu bizi kurtarabilir ha. Becerirsek. Çünkü çok para gelir bundan değil mi abi? Evet, para da gelir, şey de gelir. Fragment falan da yani parayı çok gelir. Target scientist escort. Dort, panik. Ha, scientist kurtarma görevi, o yüzden scientist geliyor. 250 evet. Para geliyor. Bu şey abi, Rusya'da bu şey olan herif, teleskopla uzaylı gördüm. O görev. O görev. Harita zor harita. Zor harita. Observatör haritası, uzaylı gören masum bilim adamı. Ama o bilim adamını bir getirirsek 4 bilim adamı sayılıyor herif yani. Evet, evet. Peki. Güzel görev bu. Ama kristalit mi kristalitli galiba? Kristalit'i bilmem. Şu anda kristalit level'ında değil. Sanmıyorum kristalit çıkacağını ama. O harita hep çok zordur. Zor, zor. Observatör haritası. Doğrusu güzeldir. Biz bir çok... takım bir kuralım bakalım. Zor. Evet, zor. Takımı hazırladık. Konsey mission'ın şakası yoktur dedik. Tin Man'i vardır dedik. İki, bu şey observatör haritası için bir marksmanli Hasan Uzunoğlu aldık elimize. Böyle ilginç bir tip oldu. Hareket ederek atabilmesi için verdik. Medi'imiz yok. Rocketeer'ımız yok. Dolayısıyla da savunma oynayacağız. Sabit oynayacağız dedik değil mi Halil? Evet. Sabit oynayacağız. Emre Büyükevin ve Aytekin'e çok iş düşüyor. Onlar asıl tanklığı yapacaklar. Üstlerine evet. Belki Ali'den smoke gelebilir. Asıl hareket halinde ateş eden iki tane adamımız da onlara destek için Casper Halil'le Hasan Uzunoğlu olacaklar. Sniper'larımız da Çağlar'ın çok sağlam platform stability'li sabit sniper'lığı var. Hasan hareket halinde sniper. Ali'de battle scanner var. Ve smoke'lar var. Bir tane smoke'u var Ali'nin ve bombaları var. Roketçimiz olmadığı için patlayıcı bombası var. Gideceğiz ve bu council mission'ı yapacağız. O scientist, 4 scientist sayılıyor Halil. Önemli bir görev abi. Tamam. Hadi bakalım. Hangiriz yarattı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük sevindik çok. Karnınız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok? Uzaylılar hoş geldiniz.